Uzatmıyorum. Stephen Roy ve Profesör Doktor Halil Nalçıoğlu gelecek. Şimdi sahnede Dünya Merak Araştırması var. Super. Thanks very much. I'm going to start off over here. Çok teşekkürler. Umarım herkes beni görüyordur. Doktor da koltukta oturacak. Birlikte bu sunumu yapacağız. Şimdi burada bir Anglo-Türk bir konuşmamız var. İngiliz ve Türk konuşmacılar, iki kişi, ikimiz size bunu aktaracağız. Merak çağı olarak tanımlayabileceğimiz bir dönemden bahsediyorum. Onlara tüketicilerle ilgili içerik oluşturmak son derece önemli. Televizyon bugün aslında insanların merakını doyuran en önemli araçlardan biri. Doyurmanın ötesinde bu merakı uyandıran da bir araç aynı zamanda televizyon. Bugün konuşmamızda üzerinde duracağımız nokta merakın çok farklı biçimlerde ve farklı ortamlarda karşımıza çıkıyor olması. Yürüttüğümüz bazı çalışmalara baktığımız zaman Dünya Merak Araştırması son birkaç yıldır bizim için son derece önemli. Bu tutumlarla, görüşlerle ve genç erkeklerin duygularıyla ilgili, yani türle ilgili biz genç erkeklere odaklandık. Aynı zamanda insanların içinde şey adını verdiğimiz grup, yani kadınların merak duygusunu incelediğimiz araştırmamız var. Erkekler için yürüttüğümüz araştırma Species, kadınlar için yürüttüğümüz araştırma şey başlığını taşıyor. Neden merak kavramını seçtik? Çünkü merak 30 yıl önce bizim kendi Discovery markamızı oluştururken aklımızdaki en önemli kavramlardan biriydi. Küresel markalar için yüksek içerikli içerik oluşturma hedefimiz vardı. Ama insanlar hala meraklı mı? Bu merak onları şu an itibariyle nasıl etkiliyor? Ve kurmaca olmayan içerik merakı nasıl doyuruyor? Bu çerçeveler içinde merak olgusunu inceliyoruz. Genel olarak bilgi tüketimini de bu merak odağı çevresinde inceliyoruz. Raporun bulgularını özetleyen kısa bir videomuz var. Bizim amacımız her zaman insanların merakını doyurmak oldu. Bugün merak nasıl işliyor? Merak mekanizması insanları nasıl etkiliyor? 7 ülkede 2100 insan üzerinde araştırma yürüttük. Ne bulduk? Başta çok bilgi edinemedik. Gücün ve bilginin denkliği en önemli önermelerden biri olarak karşımıza çıktı. Yaptığımız araştırma ayrıca bir tutumu da ortaya koydu. Bilginin keyif verebileceği anlayışı yerleşmekteydi dünyada. Katılımcıların %89'u bilginin eğlenceli olabileceğini ve olması gerektiğini düşünüyorlardı. Merak vatandaşları adını verdiğimiz bu grubun %90'ı yeni beceriler edinmekten ve bu yeni becerileri hayatta kullanmaktan keyif aldıklarını dile getirdiler. Ve bu bireyler yine merak duygusunun beslediği girişimcilik, seyahat ruhu gibi alanlarda da etkin olmayı hedefleyen bireyler. Katılımcıların %81'i merak duyguları ve tutkularının topluma yarar sağlayabileceğini düşünüyorlar. İnsanların farklı merak düzeyleri var. Yaptığımız araştırmalar merak biçimlerinin de farklı olduğunu gösterdi. Burada bilgi için bilgi tabii ki önemli ama insanların %87'si farklı bilgi ve deneyimleri arzuladığını, bunlara erişmek istediklerini dile getirdiler. İçeriğin daha renkli olma beklentisi var. Katılımcıların %82'si başkalarıyla birlikte yeni bir şeyleri keşfetme ve deneyimlemeden keyif aldığını dile getirdi.
Merakı tetikleyen ve besleyen uygulamalar bizim için önemliydi. Katılımcıların %51'i tam dikkat gerektirmeyen içerikleri izlediklerini dile getirdiler. Ve yine katılımcılar dünya genelinde en zengin deneyimin kişinin kendi deneyimlerinden kaynaklandığını dile getirdi. Ve tavşan delikleri adını verdiğimiz bir diğer modda da küçük ayrıntılardan etkilenip daha fazlasını öğrenmek için yolculuğa devam etmek. Katılımcıların %90'ı ilk merak adımlarını ilginç bir kavram ve ilginç bir olay sonrasında elde ettiklerini dile getirdiler. Yani medyada da farklı meraklar var, farklı merak kavramları var. Discoveryinsights.com adresinde ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. Burada birçok mesaj var aslında. Sonrasında ayrıntısına gireceğiz. Şimdi bu araştırma dediğim gibi dünya genelinde yapıldı. 2100 kişi üzerinde ana bölgelerimiz var. Türkiye'de dahil yaptığımız araştırma yandı mı yani? Burada sürekli büyüme adına potansiyel gördüğümüz lokasyonlar. 16-65 yaş aralığını, 16-55 yaş aralığını çalışma kapsamına aldık. Online marka panelleri kullanıldı. Ve bu güçlü kantitatif sonuçlar 10 medya günlüğüyle eklemlenip zenginleştirildi. Çünkü kişiler burada bu medya platformlarında kendi merak duygularını ve bu merak sürecindeki deneyimlerini yazdılar. Yazarlardan da merakla ilgili içerik oluşturmalarını istedik ve totalde bütün bunların birlikteliğinde raporumuz ortaya çıktı. En temel bulgumuza baktığımızda aslında merak duygusuna yönelik dünyanın her tarafında yaygınlık kazanan yeni bir bakış açısı var. Bilgi tabii ki artıyor. Bilgiye erişim de arttı. Aslında insanlar çevrelerindeki farklı bilgi kaynaklarını eğlenceli bir şekilde tüketmeye başladılar. Ve bilgi çağı yerini bir keyif çağına bırakıyor aslında. Peki merak, bilginin keyif haline geldiği bir dünyada ne gibi bir işleve sahip? Merak, insanların bilgiye olan açlığını doyuran en önemli tetikleyici güç aslında. Bu sayede kendileri için tatminkarlık duygusunun yüksek olduğu hayatlar kurabiliyorlar. Katılımcıların %89'u dediğim gibi bilginin keyifli olması gerektiğini düşünüyor ve böyle bir beklentisi var. Bu meraklı insanlar kim diye sorabilirsiniz. Aslında evet, bugünlerde bunları biz yeni bir Rönesans olarak tanımlayabiliriz. Ama bilgiyi keyif olarak algılayan insanlar çevrelerinde erişilebilir bilgiye erişmek istiyorlar. Dediğim gibi bunları yeni Rönesans insanı olarak tanımlayabiliriz. Büyük resmi anlamaya çalışıyorlar. Farklı bilgi kaynaklarını eş zamanlı olarak kullanabiliyorlar. Dolayısıyla çok okumak, çok seyahat etmek de önemli ve insanlar buna değer veriyor. Bunu kendi deneyimlerimizle de ilintilendirebiliriz. Diyelim ki bir akşam yemeğindesiniz ve belli bir konu üzerinde biriyle ayrıntılı olarak konuşuyorsunuz. Bu büyüleyici bir şey. Belki bir süre sonra orada ince bir çizgi var. İlginç bir kişi olmak ve sıkıcı, uzun konuşmalar yapan biri olmak arasında çok ince bir çizgi var belki. O eşi aşmak çok kolay olabiliyor. Bilmiyorum, belki profesörümüz bu konuda ilginç başka bir şey söyleyebilir. Evet, sesim duyuluyor. Merhaba, hoş geldiniz. 1000 kişiye nasılsınız demek biraz gülünç ama yine de sorayım. Şimdi burada benim için ilginç olan aslında Rönesans fikrinin yeniden canlanması. Rönesans bildiğiniz gibi tarihte 300 yıllık bir zaman dilimini kapsayan bir süreçti ve hızlı da bir süreçti.
Yine videoda ilginç kavramlar da var. Bilgiyle oynamak, bilgiyi döndürmek, bilgiyi çok boyutlu kullanmak. Evet, bunlar çok önemli. 5 farklı bilgi yönetim modalitesinden bahsedeceğim biraz sonra. Rönesans kendi içinde çok yüklü bir kavram dediğiniz gibi. Anlam yükü çok zaman içinde artmış. Şimdi farklı bir dönemdeyiz. Bütün bu farklı bilgi kaynakları arasında gidip gelirken de farklı platformları kullanıyoruz. Şimdi eski gerçek Rönesans'a baktığımız zaman bireyselliği ön plana çıkaran bir dönemde, insanı ön plana çıkaran bir dönemde, belki tarihte ilk defa insanlar birey olarak kurgulanmıştı. Yani insan dünyanın merkezinde çevresine bakınan bir birey, bir özne olarak konumlanmıştı. Şimdi yeni Rönesans'ı anlamamızda da bu bize yardımcı olabilir. Evet, bireyselcilik tabii ki Rönesans kavramının bel kemiğini oluşturuyor. Ama şu andaki akışımız içinde insanların sosyalleşmesi de bir diğer önemli konu, bir konu. Belki yüz yüze iletişim değil ama bireyler birbirine daha da yakın hale geldi. Sosyalleşmesi anlamında önemli adımlar atılıyor. Yeni Rönesans insanına baktığımız zaman yeni Rönesans insanı önündeki bu bilgi denizi içinde nasıl bir seyre sahip? Merak duygusu bizim için bunu anlamada en önemli kavramlardan biri ve bu merak, bu bilgi denizinde 5 farklı modalitede hareket ediyoruz aslında. Bunlardan ilki bilgi, gerçek çiftçiliği. Yeni bir şey bulduğumuzda işe yarar olsun olmasın bunu öğrenmek istiyoruz. Bu antropologların da üzerinde çalıştığı neredeyse biyolojik bir refleks, bir mekanizma. Bugün bilgi için bilgi edinme sürecinden keyif alıyoruz. İşte geçen akşam meslektaşlarımdan biriyle bir yemekteydim. İşte pilav yiyordu. Süt, muhallebi yedik yemekten sonra. Şimdi muhallebi tipik bir Türk tatlısıdır dedi bana. Ama pirinçten yapılan bu puding benzeri tatlı aslında dünyanın her yerinde var. Yani İngilizlerin de geleneksel tatlısı aslında bu pirinç tatlısı. Pirinç. Evet, şimdi Jamaika Tarım Bakanı'nın bir kavramı var. Biber çiftçiliği ile ilgili bir yazısı. Ben kendim de bir biber çiftçisi olabilirim. Biberi severim çünkü. Evet, çiftçilik kavramı iyi bir kavram. Tavşan deliklerinden bahsettik örneğin. Burada bir tutkudan hareket ediyorsunuz. Kariyerinizi belirleyen bir şey olabilir. Bu hayatınızda bir şey seçiyorsunuz ve o alana daha ayrıntılı olarak giriyorsunuz. Tavşan deliğinin içine girmek gibi. Arkadaşınıza telefon etmek de bir diğer merak boyutu aslında. Merak elde etme çabası insanın tek başına içine gireceği bir çaba olmak zorunda değil. Bir grup içinde merak duygunuzun peşinden gidebilir ve bilgi edinebilirsiniz. Arkadaşınıza telefon etmek ya da bir yabancıya soru sormak gibi. Yine süreçlerin durduğu anlarda, yani öğrendiğiniz her şey kafanızdadır ama bilginin konsolide edilmesi, bilgi arasında bağlantılar kurulması da önemli. Ve araştırmalar, dünyayı anlama çabaları, Rönesans insanının tanımında da bu var aslında. Çevresindeki dünyayı algılama çabası ve bu seyahatle de olabilecek bir şey. Genel olarak size göstermeye çalıştığımız şey farklı ulusların meraka farklı yaklaşımları olduğu. Türkler örneğin sosyal öğrenmeyi seven bireyler ve bu bağlamda da en başarılı uluslardan biri. Yani Türkler hangi modda öğreniyor? İşte diğerleriyle öğreniyorlar. Örneğin Suudi Arabistan'da da nüfusun %55'i
bir grup içinde öğrenmeyi tercih ediyor. Biz de bu 133 Türkiye'de. Evet, Türkler paylaşmayı sever ama dedikoduyu da severiz. Bir araya gelip konuşmayı severiz. Kültürün bir parçası bu aslında. Hani bunu bu şekilde baktığımızda şaşırtmıyor beni bu sonuçlar. Türkiye'de merakın sosyal bir boyutu var. Kesinlikle doğru. Bu ama ne anlama geliyor diye sorduğumuzda burada oturan herkes bence tek tek bu konu üzerinde düşünebilir. Bunun ne anlama geldiğini sorgulayabilir. Çünkü bir araştırmanın sonuçlarını analiz ederken burada kültürel boyutları da çözümlememiz önemli. Raporu ilk okuduğumda bana çok anlam ifade etmedi. Ama üzerinde düşündüğümde örneğin öğrendiğimizi tekrar ederiz. Üzerinden hep geçeriz. Zaten bildiğimizi, cebimize koyduğumuz bilgiyi tekrar ve tekrar kullanırız. Evet, çok sık bir araya geliriz. Sosyal hayvanlarız zaten ve sosyal öğrenme bizim için önemli. Türkiye ile ilgili bir diğer bilgi de Türklerin %64'ü her gün yeni bir şey öğrenme konusunda meraklılar. Bazı ülkelerde bu oran daha düşük, bazılarında daha yüksek. Şimdi ilk %77 ne diyor? Genel bilgileri hakkında Türkler genellikle tatminkarlar, yani memnunlar. Almanlarda bu 67, %67. Yani kendi bakış açılarından Türkler kendilerini İşte Ruslardan ve Almanlardan daha bilgili görüyor. Şimdi merak duygusuna biraz yukarıdan bakalım. Discovery Channel'ın yaptığı araştırma çerçevesinde yine merak insanlara yeni ufuklar açıyor. Yeni bilgiler edinmekten keyif duyuyorlar. Ve bu merak, yine bu televizyon programlarının izlenmesi aracılığıyla başka yerlere aktarılabiliyor. Paylaşımı mümkün kılıyor. İş dünyasında da merak duygusu, insanların merak duygusunu besliyor. Aynı zamanda başka merak duygularını tetikliyor. Şimdi Discovery Channel neden izleniyor? Yalnızca bir şey izlemek için izlemiyorlar. Televizyonu açtıklarında doğrudan bizi izleme çabaları ve niyetleri olmasa bile bir şekilde öykünün içine dahil oluyorlar. Çünkü öykü anlatma eğer orada güçlüyse ve güçlü bir öykü varsa hemen programın bir parçası olabiliyorlar. Tabii ki güçlü öykülerin yanında bizim programlarımızda işte o %10-15 dakika takılabilirsiniz Discovery Channel'da ve 10-15 dakikalık zaman dilimi içinde yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Bu da kendinizi biraz daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Ben neden Discovery Channel izliyorum? Ahmet Hakan'ı izlememek için izliyorum Discovery Channel'ı. Çünkü Türk siyasetinden artık sıkıldım. Böyle anlarda da Discovery Channel'a geçiyorum. En azından bir şeyler öğreniyorum dediğiniz gibi. Evet, bir kaçış, escapism adını verdiğimiz bir kaçış güdüsü de burada önemli bir rol oynuyor. Evet, ufuklarımızı genişletmek için izliyoruz dedik. Çizgisel olmayan farklı platformlar bizim için önemli. İşte %41'i bizimle yeni bir şeyler öğrenmekten keyif alıyor. %36'sı diğer benzer kanalları da izliyorlar. Ve bu seyahat son sahneyle bitmiyor. İnsanlar için merak bir sıçrama noktası. Bu merak duygusuyla tetiklenerek gerçek hayata giriyorlar ve bu yolculuğu sürdürüyorlar. Yeni projeler de oluşturabiliyorlar bu merak duygusu ve yeni edindikleri bilgilerle. Şimdi araştırma raporuna bakıldığında, evet, Discovery Channel'a baktığımız zaman marka ve içerik stratejimizi nasıl yapıyoruz? TLC Türkiye'de ve Discovery Channel olarak bunu değerlendirebiliriz. Programlarımızı 5 ana strateji üzerinde temellendiriyoruz. Rasyonel ve duygusal yararları belirliyoruz.
yalnızca bilgi değil ama eğlence unsurunu da göz ardı etmiyoruz bunu yaparken. Belgeseller de buna önem veriyor aslında. Televizyon çok uzun yıllar önce ilk bulunduğunda işte insanları eğitmek, onlara yeni şeyleri göstermek gibi amaçlar belirlerdi. Dikkatlerini kazanmak için de eğlence formatına bağlanmanız gerekiyordu. Yani bu eğlence ve merak birbirine sıkı sıkıya bağlı. Küresel olarak işte ünlü Oprah Winfrey gibi tanıdık insanları, tanıdık ünlü simaları kullanmak işe yarayabilir. Aynı zamanda sıradan insanların sıra dışı işleri başarmaları insanların ilgilerini çeker. Üçüncü olarak inanılmaz bir öykü anlatıcılığımız var. Yeni mekanlar, yeni yerler gösteriyorlar. İşte Alaska'daki altın madenleri ya da uzak gezegenler bizim için merak uyandıran yeni mekanlar. Dört olarak biz izleyicilerimizi biliyoruz ve onların tutkularını derinden hissediyoruz. Bunun da ötesinde inovasyona büyük önem veriyoruz. Yeni türler, yeni karakterler, yeni formatlar oluşturmaya çalışıyoruz ki genç izleyicileri de bize bağlayabilelim. Discovery Channel benzer bir şekilde dünya genelinde 450 milyon ve 200'ün üzerinde ülkede yayın yapan bir kanal. Turbo Science ve Serüven gibi yeni türler üretiyoruz. Marka amacımıza baktığımız zaman Discovery Channel merak duygusunu yücelter, onurlandırır. Küçük veya büyük buluşları anlatmaya çalışırız. Çevremizdeki insanlara bu öyküleri anlatırız ve deneyimimiz de aslında bu anlamda bizi tatmin eder. Uzmanların, dahilerin, insanlara esin veren önemli isimlerin öykülerini aktararak zihnimizi beslemeyi hedefleriz. Bilgi için en temel arzuyu tetiklemektir buradaki amacımız ve merak etmekten yılmayız. En son marka kampanyamız bağlamında çok daha esin verici mesajlar buluyoruz. Don't run. Don't spit. Don't drink too much. Don't fight. Don't stay out late. Don't use needles. Don't play with fire. Don't play with knives. Don't talk to strangers. Don't get involved. Don't waste your money. Don't waste your time. Don't touch. Don't be nosy. Don't stare. Don't daydream. Don't think too much. Don't ask questions. Don't ask what. Don't ask why. Don't ask where. Don't ask how. Discovery Channel. Don't stop wondering. And now moving on to a particular show. Şimdi Gold Rush'ın Gold Rush'a geçelim. En büyük franchise'lerinden biri. 7 bölümden oluşmakta. Peki Gold Rush içeriği nedir? Normal insanlar anormal şeyler yapıyorlar. Biz onlarla bu yolculuğa çıkıyoruz. Yani bu sıradan insanlar Alaska'ya gidip altın arayacaklar. Başarılı olacaklar mı? Birbirlerine sadık kalacaklar mı? Kısa bir şekilde baktığımızda bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani biraz izlemeye başladım. Neden izlemeye devam ettiğimi de bulamadım açıkçası. Çok benimle bağlantılı da değil. İşte sakallı adamlar Alaska'ya gidip altın arıyorlar. Tek açıklamam şu, bulabildiğim tek açıklama, çok farklılar. Yani hani benim için normal sıradan insanlar değil, bugün gördüğüm, bildiğim, tanıdığım insanlar değil. Gerçekten araştırma açısından bakıldığında yani birbirini anlama güdüsüyle aslında çok tabii genel bir tanım bu. Araştırmayı niye yapıyoruz? Diğerini tanıyabilmek için birbirini tanımayanlar insanlar tanımadıklarına yönelik bunu yapıyorlar. Yani oturup bir araştırma yaptığınızda ötekiyle bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu noktada balıkçılar, ormancılar,
işte farklı farklı hayvanların peşinden giden ya da altın arayan insanlar çok ilginç, çok farklı. En azından Türkiye izleyici için bu da evet ilginç gelmekte. Evet. Bir mesela risk alıyorlar, hayatlarını riske atıyorlar, tabiri caizse bir kumar oynuyorlar, çok büyük bir altın denizi içerisinde bir parça bulmaya çalışıyorlar. Bu tabii yani kenarda bir kenara koyup işte normal hayatınızda bir kenara her şeyi atıp ben gideyim altın bulayım, zengin olayım denilecek bir şey değil. İstanbul trafiğine her gün çıkıyoruz biz sonuçta. Yani en azından Alaska'daki insanların, madencilerin durumuyla bağlantı kurabiliriz. Evet, kendinizden bir şey bulabilmek önemli. Diğer faktörler de var. O yüzden bu kadar sürükleyici. Şu an yeni kanalın tanıtımı için kullandığımız videoyu göstermek istiyorum size. I'm taking the biggest gamble of my life. Mining in Oregon, boy. Fire it up. Let's do it. You will pump the blood out of it. We will put the heart back in. You will down the science of it. The design of the water plant. It's just massive. You might have the hook, but we still have the war. You might have the weight, but we still bear the load. Yeah. Where is the gold? I don't know. No one can push your button like family can. I lost my grandpa. I don't know what it's going to be like without him. We're not going to go down without a fight. 70, 80, 90. You might have the hook, but we still have the water. I love it. We still have the road. A brand new season, Gold Rush. Monday on Discovery Channel. We still bear the load. Okay, this time's getting short. We'll skip over Discovery Channel. Şimdi Discovery Channel'a geçelim. TLC'ye bakalım. TLC Türkiye izleyicilerine en iyi uluslararası senaryolu ve senaryosuz programları sunmaya çalışmakta. Gündelik hayatlarını zenginleştirmeye çalışmakta. Kaçırılmaması gereken çok önemli karakterlere sahip programlar. Bakalım Türkiye'de nasıl bir yer edinmekte. TLC'nin yeni yayın dönemi hazır. Son bir kontrol yapalım. Pastalar geldi. Dans eden kızlar da o hazır mı? Hey! Macera perestler, belgeselciler hazır. Sihirbazlar, çılgın bilim adamları, medyum, onlar da hazır. Kurt adamlar, elfler, zombiler, vikingler, İngiliz beyefendileri, serserileri ve hafiyeleri hepsi hazır. Siz de hazırsanız başlayalım. TLC, sıra dışı eğlencenin adresi. Before we wrap up, I just like to bir karakterden daha bahsetmek istiyorum. TLC'ye yeni geldi. Yeni katılan bir karakter. Bitirmek için harika bir karakter. Muazzam bir merakla dolup taşan bir kişi. Sherlock Holmes aslında merakın sembolize edildiği ve vücut bulduğu tek kişi, eğer bir kişi seçmemiz gerekirse tek kişi olur. Martin Freeman'la hayat bulmakta. Klasik dedektif hikayesine farklı bir, modern bir bakışla yaklaşmakta. Ocak'ta başladı. Şimdi Sherlock aksiyon içerisinde. Haydi izleyelim. Okay, I'll prove it. Give me time. Will you give me time? 10. It's a kid. Oh, God, it's a kid. What is that? 10. 9. 10 minutes, give me time. Jesus. It's a fake. How can I prove it? How? 8. This kid will die. Tell me why the painting is a fake. Tell me! 7. No, shut up. Don't say anything. Only works if I figure it out. Must be possible. I must be staring you in the face. 8.
would you, but how? Speed up, Charles. Oh, oh, the planetarium, you heard it too. Oh, that is brilliant. That is gorgeous. Oh, that's brilliant. What is? It's beautiful. Not this time. Oh, shut up! The Vanguard supernova. Please, there's somebody there. Somebody help me. There you go. Go find out where he is and pick him up. Van Buren supernova, so-called. Exploding star, only appeared in the sky in 1858. So how could it have been painted in the 1640s? They just want to go away and Google the Van Buren supernova ve Sherlock Holmes diye Google'a yazarsanız göreceksiniz hikayeyi. Bu size bir genel rapor ve genel bir bilgi vermek içindi. Eğer daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bu web sayfasından alabilir ya da sizin masalarınıza bıraktığınız raporu ve kitapçığı inceleyebilirsiniz. Çok teşekkürler doktor, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.